Tabii sizlerle yüz yüze bir basın toplantısı yapmanın keyfini yaşıyorum açıkçası. Biraz hem gelinen, yaşanan süreçle alakalı hem de bundan sonrasıyla alakalı. Çekeceğim. Geçtiğimiz oynadığımız Bandırma Spor maçı, oynayacağımız Akhisar maçı ile alakalı düşüncelerimizi, beklentilerimizi ortaya koyup ondan sonra sorularınız varsa da bunları da içtenlikle cevaplamaya çalışacağız. Tabii sezonun 3. haftasını geçirdik ve bu 3 haftalık süreci değerlendirecek olursam tabii öncelikle şunları ortaya koymak zorundayız. Tabii bu lig başlayana kadarki süreç, başladıktan sonraki süreci de ayrı ayrı değerlendirdiğimizde ilk maçını Mart'ın yani bundan önceki oynamış olduğu son karşılaşmayı Mart'ın 15'inde oynamış ve yaklaşık 6 ay sonra tekrar birincilikte bir resmi maçı oynamış bir takım olarak sezona başladık. Yani 6 ay sonra resmi maç oynadı Samsunspor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde oyuncularımız da tabii hem arada bir araya geldik, birkaç günlük beraberliklerimiz oldu. Birçoğuna bireysel antrenman programları verdik, onları antrenman etmeye çalıştık. Ama tabii ki ne kadar etkili olur bunu da düşünmek lazım. Sonrasında da sezonu diğer takımlardan biraz daha erken açtık. Erken açtık derken bugün bizim işte ligde karşılaştığımız birçok takım biz sezonu açtığımız zaman zaten maç oynuyorlardı. Bunun dezavantajını açıkçası yaşadık. Tabii antrenmanlara başladık. Bu süreç içerisinde bir transfer dönemini de hep beraber yaşadık. Bazı oyuncularımız tabii biraz daha diğerlerinden erken geldi ama birçok arkadaşımızın geç katılmalarının da tabii çeşitli sebepleri oldu. Kendi liglerinin geç bitmesi, işte yaşanan pandemi süreci, çeşitli işte anlaşmalardaki uzamalar, problemler derken bazı arkadaşlarımız da sezona tabii geç katıldılar. Ve bu dezavantajlar içerisinde biz sezona başladık. Oynadığımız Altay karşılaşması, daha sonra Ümraniye karşılaşması ve son olarak da Bandırmaspor'la deplasmanda oynadık. Şimdi tabii bazı konularda açıklamalar yapmak istiyorum. Çünkü sizlerin ve taraftarlarımızın da hatta spor kamuoyunda bunları bilmesi gerekiyor. Şimdi bundan 2 ay önce birinci ligi şöyle değerlendirecek olursak ki bizim için de durum farklı değildi. İşte orada işte Adana Demirspor işte spor kamuoyunun ortak görüşü. Adana Demirspor yine geçtiğimiz sezon final oynamış kadrosunu çok fazla dağıtmaz. Üzerine takviyeler yapar ve ligde yine şampiyonluk için iddialı olur. 6 ay transfer dönemine çok hazırlıklı girdi ve gerçekten çok önemli oyuncuları ve çok fazla sayıda da oyuncu transfer etti. Şöyle önümdeki listeye göz attığım zaman Adana Demirspor geçtiğimiz sezonki kadrosunun üzerine 11 oyuncu transfer etmiş ve hala devam ediyor. Son gelen oyuncular yok. 6 ay 17 tane transfer yapmış ve halen de almaya devam ediyor. Ve Altay'ın yanına da işte Samsunspor'u koyuyordu futbolun içindeki insanlar. Ama sonrasında tabii öyle gelişmeler oldu ki Süper Lig'den düşmenin kaldırılmasından sonra birçok takım bu seneyi bir fırsat senesi olarak görüp hadi dediler biz de biraz fedakarlık yapalım. İşte bir şekilde bir ekonomik güç oluşturalım ve bu fırsatı iyi değerlendirip işte kendimizi Süper Lig'e taşıyabilirsek en azından bu boşlukta biz de yıllardır hayalini çektiğimiz Süper Lig'e ulaşırız diye Giresunspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor ki Akhisar bence birkaç oyuncusunu kaybetti ama geçtiğimiz sezon zaten playoff oynayan kadrosu vardı. İstanbulspor'da bunların içine koyabiliriz. Yani baktığımız zaman 3 yani 3 tane favori takımın üzerine en az 4 tane 5 tane daha şampiyonluk için oynayabilecek ve bunun için yatırım yapan kadrolarını bu şekilde güçlendiren takımlar ortaya çıktı. Dolayısıyla
Şunu çok samimiyetle söylemek istiyorum ki yani bu ligdeki şampiyonluk mücadelesi yani Süper Lig'e çıkma mücadelesi 7 takım, 8 takım hatta alttan böyle sürpriz bir veya iki tane takımın da çıkabileceğini düşünürsek her sene çünkü bu durumlarla karşılaşıyoruz. Yani 8-9 takımlı playoff ve sonrasında Süper Lig'e çıkma mücadelesi çok ciddi anlamda yaşanacak. Kaldı ki şöyle geçtiğimiz sezonki şampiyonluk yarışına ve playoff mücadelelerine bir baktığımız zaman yani playoff'un içerisine girme mücadelelerine baktığımız zaman ligin son 3 haftasında ilk 3 sıranın değişebileceği playoff'un tam anlamıyla işte bir takım belki bir iki takım garantilemişti oraya ama playoff'a çıkacak takımın bile son 2 haftada belirlendiği ligi yaşadık biz. O yüzden şampiyonluk mücadelesinin ve playoff mücadelesinin birçok takımla yaşanacağı ve belki de bu yarışın son birkaç haftada bile belirlenmesinin zor olacağı bir mücadele bizi bekliyor. Buradan şuraya getirmek istiyorum işi. Tabii böyle bir ortamdayız biz. Şimdi arkadaşlarımdan da istedim, çalıştılar. Ve işte şöyle baktığımız zaman Bursaspor, Balıkesir, Ankara, Eskişehir, Akhisar transfer yapmadılar. Çünkü transfer tahtaları kapalı. Burada Ankaraspor dün herhalde açtı tahtasını ve oyuncu transferlerini yaptı. Diğer takımlarına baktığımız zaman da Adana Demirspor 11 tane, Altay 17 tane, Giresun 16 tane, Ümraniye 12 tane, Bolu 11 tane, Bandırma 9 tane, Tuzla 18 tane, Adana 10 tane, Keçiören 12 tane transfer yapmış. Şuraya getirmek istiyorum işi. Tabii kimse de bu işi de yanlış anlaşılmasın ama şöyle bir algı oluşturuldu. İşte Samsunspor çıkar, bu ligi açık ara önde bitirir. İçeride 5 atar, dışarıda 3 atar ve böyle de bir lig ortamında biz Şubat'ın ortasında sezonu şampiyon olarak tamamlarız diye bir algı oluşturuldu. Bu tabii çok yersiz bir algı bence. O yüzden ben taraftarlarımızdan ve Samsunspor'u sevenlerden şunu bekliyorum. Burada hayal aleminden bence uzaklaşmak ve gerçeklerle yüzleşmek lazım. Tabii ki biz inşallah özellikle bu hafta oynayacağımız Akhisar karşılaşmasını da inşallah kazanarak geçersek ondan sonra bir milli takım arası giriyor ki o süreç içerisinde yeni vakalar da olmazsa inşallah sakatlarımızın iyileşmesi, oyuncularımızla daha fazla vakit geçirerek onlara kendi anlayışımızı ve sistemimizi tam olarak uygulaması için bir antrenman dönemi yaşayacağız. Covid ile alakalı oyuncularımız ki bizim en önemli sıkıntılarımızdan birisi oldu. Ki geçen hafta 3 oyuncumuzdan faydalanamadık. Bu hafta da inşallah Cuma günü herhangi bir pozitif vakayla karşılaşmadan Akhisar maçına en azından şimdilik 2 oyuncumuz oynayamayacak zaten. Dolayısıyla şöyle baktığımız zaman yani bu Covid belasından da en fazla sıkıntıyı çekip oyuncusunu oynatamayan takımlardan biri de biz olduk maalesef. Sonuç olarak işi şuraya getirmeye çalışıyorum. Biz tabii inşallah yaptığımız transferlerle iyi bir kadro oluşturduk. Ama iyi bir takım olmak için daha zamana ihtiyacımız var. Dolayısıyla zamana ihtiyacımız var derken de işte bu süreci işte kaybetmeden, çok fazla puan kaybetmeden geçirdiğimiz takdirde de ilk işte 4 haftalık süreçte inşallah bu hafta Akhisar karşılaşmasında güzel bir, iyi bir mücadele, iyi bir futbolla beraberinde alacağımız 3 puanla zaten şöyle son 15 seneye baktığımız zaman da ligde birinci sırayı almış takımların puan ortalamasının 67,3 olduğunu yani işte yuvarlarsak 68 puan, ikincinin de 64 puanla bir üst lige çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu puan istatistikleriyle beraber yani 2 puan ortalamasının çok rahatlıkla ikinci olarak bile bir takımı bir üst lige taşıyacağı gerçeğini de göz önünde bulundurursak bu 4 maçlık dönemi bu kadar sıkıntıyla, bu kadar dezavantajla 8 puanla geçirmek bizim için gerçekten önemli bir iş olacaktır ki biraz evvel saydığım gerçeklerden yola çıkarak da
Bence ligde 4 tane 5 tane zor deplasman varsa bizim oynadığımız 2 deplasmanı bunların içerisine de çok rahatlıkla koyarız. Yani 2 tane çok zorlu deplasmandan kaybetmeden dönüp kendi oynadığımız karşılaşmaları da kazanarak geçirirsek inşallah ben bu 4 maçlık süreçte bu kadar sıkıntıya rağmen istediğimiz şekilde geçtiğimizi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii bunları ortaya koyduktan sonra geçtiğimiz haftaki Bandırmaspor karşılaşmasına biraz değinmek istiyorum. Tabii ki bizim için giderken de bunu biz öngörmüştük. Zor bir deplasman olacak. Çünkü karşımızda iyi bir takım var. Geçtiğimiz hafta kazanmanın moraliyle, motivasyonuyla bizim karşımızda çok mücadele edecek bir takımın olacağını biliyordum. Ve nitekim maçta öyle başladı. İlk devre maalesef ofansif o anlamda çok üretken olamadık. Ve içeriye 1-0 geri girdik. Geri girerken de nasıl girdiğimizi biraz sonra anlatacağım. İkinci yarı tabii hem oyuncu değişikliğiyle beraber oyuncularımız bir reaksiyon gösterdiler ve oyunun kontrolünü elimize aldık. Daha çok oyunu çevirmek için mücadele verdik. Ofansif anlamda üretmeye başladık. Sonrasında bulduğumuz iki golle 2-1 öne geçtik. Maalesef o tabii 2-1 önde olduğumuz süreyi biraz uzatabilseydik oyun çok daha farklı hale gelecekti ama bunu beceremedik. Neden beceremediğimizin tabii bize bakan tarafı var ama çok da önemli de sebebi var. Bunu da biraz sonra söyleyeceğim. Sonrasında 3-2'yi yakalayıp son dakikada uzatmalarda maçı 3 puanla da bitirebilirdik. Sonrasında verdiğimiz puanla şeyde pozisyonla da maalesef oradan puan almadan da dönebilirdik. Sonuç itibariyle yine zor bir deplasmanı iki ayrı oyun diyeceğim. Ben ilk devre istediğimizi yapamadık ama ikinci yarı daha iyi oldu. İyi bir mücadele, iyi oyunla kaybetmeden geri döndük. Samsun'a döndük. Ama şunu ortaya koymak istiyorum ben. Gerçekten geçen seneden beri çok ciddi anlamda çok net ve bariz hakem hatalarının olduğu maçları çok oynamaya başladık. Şimdi bu maçta ben çok fazla hakemlerle alakalı konuşmam ama şunu gördüm ki yani şehirde ne yerel medyada ne ulusal medyada ne taraftarlarımızın arasında ne de işte kulübümüzün içerisinde bu konuyla alakalı herhangi bir böyle o yaşadığımız sıkıntıya dikkat çekecek ne bir açıklama oldu ne bir gündem oldu ve ben size şimdi çok net buradaki hakem hatalarını açık açık söylemek istiyorum. 18. dakikada Muhsin'in ayağına rakibin yapmış olduğu bir müdahale var ki hakemin de 2 metre önünde kesinlikle kırmızı kart. Yani birazdan işi oraya da getireceğim. TFF birincilikte de VAR sisteminin kesinlikle uygulanmaya başlamasını burada zorunluluğu da ortaya çıkıyor. Neden? İşte bu kadar takım işte milyonlarca lira para harcıyor. Şehirleri bir beklentinin içerisine giriyor. Ve geliyor bir tane hakem belki ilerleyen haftalarda bir final maçında olacak bu. Belki işte şampiyonu ya da işte ikinciyi belirleyecek maçta olabilecek bu hatalar. Ve hakem işte gözünün önünde olan pozisyonları göremiyor ve maalesef birçok insan işte hem yapmış olduğu yatırımların karşılığını alamıyor hem de işte üzülüyor. 18 dakikadaki pozisyon hakemin gözünün önünde Muhsin'in bileğine çok rakip tarafından yapılmış çok sert müdahale var. Kesinlikle kırmızı kart hakemimiz bu şeyi göremiyor. 20. dakikada Vuka'nın ceza sahası içerisinde kenardan Tomane'nin yapacağı ortaya koşusu var. Arkadan rakibin çelmesiyle direkt düşüyor. Net penaltıyı hakem es geçmiş. Sizin bunlardan mesela haberiniz yok öyle değil mi? Duyuyorlar değil mi şey olarak? Şeyi söyleyeceğim. İlk golün tabii televizyonda maalesef pozisyonu çekemiyor televizyon ama ilk gol kesinlikle çok net bir şekilde ofsayt. Maalesef yan hakem pozisyonu kaçırıyor ve biz golü ofsayttan yiyoruz. Rakibin attığı ikinci golde
yine hakemin gözünün önünde Oğuz'a yapılan bir bodoslama faul var. Yani hem de çok ciddi bir şeyle, şarjla beraber kuvvet uygulayarak hakem maalesef bunu da göremiyor 2 metre önündeki pozisyonu ve biz ikinci golü yiyoruz. Bakın, bir maç içerisinde rakibe verilmeyen bir kırmızı kart, bize verilmeyen bir penaltı, rakibin attığı 2 golde iptal edilmesi gereken goller 4 tane maçın skorunu etkileyecek çok böyle bariz hakem hatası var burada. Ve şunu söylüyorum, VAR sistemi olsa bu 4 tane bariz hata da VAR'da incelenir ve tam tersi kararlar verilir. Dolayısıyla bu kadar bariz hatanın olduğu bir karşılaşmada, aleyhimize bu kadar bariz hatanın yapıldığı bir karşılaşmada bu maçı kazanmak da çok kolay olmuyor. Ha, diyeceksiniz ki hocam çok da mı iyi oynadık? Orası başka bir iş. Tabii ki onu biz sorgulayacağız mutlaka. Ama bir maç içerisinde bu kadar bariz hakemi hatasının yaşandığı ben başka maç son dönemde yaşamadım, görmedim de. Ha, bunu da samimi bir şekilde söylemek istiyorum. Burada ben tabii ne Bandırma Spor'un hocasının, teknik ekibinin, ne oyuncularının emeğine saygısızlık etmiyorum. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Belki de puanı hak ettiler. Ben başka bir konuyu ortaya koymaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu kadar bariz hakem hatasının olduğu bir maçı da kaybetmeden dönebiliyorsak da o da bizim için bir başarıdır diyorum. Dolayısıyla buradan hareketle şimdi önümüzde çok önemli bir Akhisar karşılaşması var. Akhisar karşılaşmasını kazanmak için de önümüzde birçok bizim için çok gerçekçi ve bizi motive edecek önemli sebebimiz var. Bunlardan tabii en önemlisi şampiyonluk yarışında kendi sahamızda puan kaybetmemek. Ligde bu milli takım arasına ligin üst basamaklarında girebilmek. Camiamızı, taraftarımızı alınacak 3 puanla daha böyle gelecek adına mutlu etmek, motive etmek. Bunun yanında işte birkaç gün izin yapacağız hepimiz. Bu 15 günlük arayı Samsun Sporlu'yun ve Samsun'u diyen ve Samsun Spor'u seven herkesin mutlu, huzurlu geçirmesi için kazanmamız gerekiyor. İnşallah o karşılaşmada tabii ki Bolu'nun sakatlığı var, Giyasi'nin sakatlığı var, Covid'li arkadaşlarımız var. Onlardan mahrum çıkacağız. Tabii kadro açısından biraz böyle dezavantajlı görünüyoruz ama ben şuna inanıyorum. Oynayacak arkadaşlarımız da bu oynamayacak arkadaşlarımızın yokluğunu kesinlikle hissettirmeyeceklerdir. Ve biz her zaman olduğu gibi şimdi de yani maç sonunda da şunu duymayacaksın işte bu oyuncularımız yoktu da olmadı falan. Biz onun için geniş bir kadro oluşturmaya çalıştık. Ve bu süreç içerisinde de inşallah oynayacak arkadaşlarımız da elinden geldiğince ortaya çok iyi bir performans koyacaklar ve inşallah iyi mücadeleyle, güzel bir futbolla, güzel bir galibiyet alarak milli takım arasına morale girmek istiyoruz. Benim tabii söyleyeceklerim bunlar. Başka sizden söyleyeceğiniz bir şey varsa ya da sorunuz varsa mikrofonlarınızı birer birer açabilirsiniz. Başlayabilirim isterseniz hocam. Buyurun. Selçuk Kaya, Halk Gazetesi ve YouTube TV Kaya kanalı. Hocam öncelikle 3 maçı geçtik. 3 maçı da statta izlemiş bir gazeteci olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hiçbir maçta rakiplerimize karşı mücadele anlamında ezilmedik. Bundan dolayı da sizi ve ekibinizi kutluyorum. Sadece baktığımız zaman genel anlamda bir orta saha kurgusunda sıkıntımız var gibi hocam. Bilmiyorum siz bununla ilgili ne dersiniz? Sanki Muhsin, Savicevic ve Gökhan üçlüsü ya yerlerini yadırgadılar ya olmadı. Bu bölümle ilgili bir tasarrufunuz olacak mıdır? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, tabii 3 maçında belli bölümde çeşitli noktalarda sıkıntılar yaşadık. Ben bunu kabul ediyorum ve çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla yapmamız gereken iş bu sıkıntıları bir şekilde ortadan kaldırmak, yaşadığımız sorunlara çözüm üretmek ve bunları bir sonraki karşılaşmada takımın lehine olabilecek şekilde sorunları azaltırken işte hep oyuncularla konuştuğumuz bir şey var. İşte biz işte maçların dün analizini yaptık oynadığımız karşılaşmanın. Orada şunu ortaya koyuyoruz işte. Hatalar var, doğru. Hataları oyuncularımızla paylaşıyoruz, tartışıyoruz, doğruyu buluyoruz ve sonra şunu istiyoruz. Bu hataları
yapmayalım tekrar. Zaten işte hayatın gerçeğinde işte tecrübe dediğimiz olay da budur. Yaptığınız hatayı tespit edeceksiniz ve o hatayı tekrar yapmama adına çözümler üreteceksiniz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız güzel şeyler varsa da onların sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Onları maçın daha büyük bir bölümüne yaymaya çalışıyoruz. Daha iyi yapılan şeyleri de mükemmele nasıl ulaştırırız? Bunun arayışı içerisinde oluyoruz. Dolayısıyla tabii ki katılıyorum. Orta sahada da zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ön tarafta da üretirken yaşadık. Bu hafta defansif anlamda da yaşadık. Mesela geçen hafta hiç hata yapmadık dediğimiz defansif kurguda bu hafta hatalarımız oldu. Dolayısıyla olacak tabii ki hatalarımız sezon sonuna kadar da olacak. Yapamadığımız şeyler de olacak. Bizim işimiz zaten oyuncularımızla beraber bunları ortadan kaldırmak. O yüzden tabii değişik bir sistemle oynuyoruz. Yani orta sahada üçlü bir orta sahayla oynamaya çalıştık. Yani bu tabii şey değil, değişmeyecek bir kural değil. Dolayısıyla yapmamız gereken iş ya oyuncularımızı daha istediğimiz performansa ulaştırmak ya da daha iyi verim alabileceğimiz kurguya çevirmek burayı. Onun için biz çalışıyoruz. Her şey olabilir. Önde de olabilir değişiklikler. Ortada da olabilir. Defansta zaten olacak Bulu'nun sakatlığından dolayı. Caner'in Covid'le alakalı sıkıntısı bitti. O bu hafta oynayabilecek durumda. Dolayısıyla bazı değişikliklerimiz olacak bu haftayla alakalı. Doğru. Sıkıntılarımız oldu. Ortada da oldu. Önde de oldu. Geride de oldu. Hocam evet. İkinci soruyu da ben sorayım o zaman. Salim Yıldız, Samsun Medya Grubu. Bolin'in bir MR'a çekildi hocam. Ciddi bir sakatlığı olduğu duyumunu aldım. Durumu nedir? Bolide son gelişme nedir? MR'a çekildi ama herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bolide'den bu hafta faydalanamayacağız. Sakatlığı tabii çok 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 ciddi bir sakatlık değil ama bu hafta oynayamayacak. Kendisinin tabii bireysel anlamında tabii morali, motivasyonu bu gibi noktalarda gayet üst seviyede. Tabii avantajımız milli maç arasının gelmesi ve 15 günlük daha bir sürenin oluşması İstanbulspor karşılaşmasına kadar. O yüzden biz tabii MR'dan sonra bir iki günlük genel durumunu bir gözlemledikten sonra doktorumuz bugün veya yarın süreçle alakalı bir açıklama yapar. Jassi'yi de sorulmuşken. Efendim? Eksikler demişken Jassi'yi de sormak isterim hocam diyorum. Evet, Jassi bu hafta takımla beraber antrenmanlara katıldı. O da şu anda takımın içerisinde hafta sonuna kadar durumunu gözlemleyip yani oynatır mıyız, ne kadar oynatırız ya da tam hazır durumda mıdır bunu da pazar gününe kadar inşallah gözlemleyip ona göre biz de Jassi'den nasıl faydalanabiliriz onu hep beraber göreceğiz. Ama şu anda hocam, takımla beraber çalışıyor. Vukan Savicevic idmana katılmadı dün. O da bir grip enfeksiyonu nedeniyle. Onunla alakalı da bir ateşli rahatsızlığı oldu. Dün tetkikleri yapıldı. Bugün onunla alakalı da bir sonuç alacağız inşallah. Hocam Halk Gazetesi Caner Cap var. Forvet transferi hakkında hocam bir gelişme var mı? 5 Ekim'de de transfer kapanıyor. Evet. Kesin bir golcü transferi gerçekleştirecek mi? Sonunda daha doğrusu Bandırma Spor maçından sonra pazartesi günü İstanbul'da başkanımızla, yöneticilerimizle, Mustafa Aztopal'la beraber oturduk. Genel bir durum değerlendirmesi yaptık ve takımımıza bir forvet ve belki bir orta saha daha eğer uygun şartlar oluşursa transferi yapma noktasında bir fikir birliğine vardık. İnşallah bugün yarın, tabii çok da fazla vaktimiz yok. Bugün güzel bir haber almak istiyoruz forvetle alakalı. Eğer istediğimiz türde ve şartlarda bir orta saha oyuncusu da bulabilirsek inşallah transfer bitimine kadar bu iki oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Bağlantılı olarak şöyle bir soru sorabilir miyim hocam? Orta saha oyuncusunu daha çok hangi bölgede düşünüyorsunuz? Yani 6-8... Daha ofansif oynayabilecek yani. Daha ofansif. Teşekkür ederim. Başka soru yoksa bir soru daha sorabilirim ben hocam.
Buyur abi, ne demek bunu, yani? Bunu kişisel olarak sormuyorum da genellikle taraftarlardan gelen çok bizlere bu yönde bir soru var. Bandırma spor maçı özelinde Ferhat Çulcuoğlu ve Ercan Yazıcı geniş kadroda kendilerine yer bulamadılar. Bu oyuncular belli bir sıkıntıları mı var, yoksa gerçekten hani 19 kişilik maç kadromuzda mı yer bulamadılar kendilerine? Şimdi, merak ediyorum. Tabii ikisi de bizim için çok önemli oyuncular. Ben kendileriyle görüştüm. Ama bu sezon tabii çok ciddi bir yarış içerisindeyiz. Artı yakında kupa başlayacak. Sonrasında bu sene tabii Covid ile alakalı ciddi bir belirsizlikler var. Yani belirsizlik derken, yani şimdi bugün biz kadromuzu işte taktik çalışacağız antrenmanda. Yarın test oluyoruz. Bir kadro belirliyoruz. İşte 11'i belirliyoruz. İşte onun arkasında yapacağımız hamlelere de 3 aşağı 5 yukarı kafamızda tasarlıyoruz. Yarın testi bir oluyoruz. Akşam sonuçlar bir geliyor, bir bakıyorsunuz. 2 tane oyuncu yok. Dolayısıyla böyle bir sezon yaşıyoruz maalesef ki biz bunun sıkıntısını çok net bir şekilde de yaşadık. Geçen hafta yaralanamadık. Ondan önceki hafta Caner'den, geçen hafta Caner, Burak Çalık, Erkam'dan, bu hafta yine Erkam'la Burak Çalık'ınki devam ediyor. İnşallah Cuma günü yeni bir şey çıkmaz. Dolayısıyla böyle bir sezon yaşıyoruz. Yani o yüzden ben bu bizimle alakalı da olabilir, diğer takımlarla da alakalı. Yani dengelerin çok çabuk değişebileceği, çok farklı dezavantajların işte bir test gününde karşımıza çıkabileceği bir sezonu yaşıyoruz. O yüzden sizlerin, bizlerin, yöneticilerin, taraftarların bu konularda biraz daha hoşgörülü olmasını istiyorum ben. Yani çünkü hakikaten bu sene çok daha farklı bir sene yaşanıyor. Dolayısıyla biz de bu gerçeklerle yüzleşerek takım kadromuzu geniş tutmak istedik. Yani şöyle bir sıkıntı var. Bir hoca için tabii bir taraftan bu güzel bir şeyken geniş kadronun olması. Diğer taraftan da işte kadroyu yapacağımız günlerde de bu kadroyu biz 18'e işte artı Enes'i de koyarsak ki işte yeni uygulanan kurallarla, yani 2000 ve üzeri kendi altyapınızdan yetiştirdiğiniz oyuncuları 18 kişinin üzerine ekleyebiliyorsunuz. Yani 21 kişiye kadar çıkarabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada eğer orada olmayı hak ettiği sürece kadroya girmesi garanti olan Enes var. Onun haricinde 18 kişi, 2 tane de kaleciyi çıkarsak 16 tane oyuncu. Şu anda 23 tane oyuncumuz var. Yeni geleceği, yani her hafta 6 tane, 5 tane yeni geleni de koyarsak 6 tane oyuncumuzu biz kadroya alamamak gibi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Yani bu bugün Ercan oluyor, Ferhat oluyor, yarın başka bir oyuncu olabilir. Dolayısıyla bu taraftarlarımız da bu duruma alışık olsunlar. Haftaya çok farklı, belki bir taraftarın 11'de oynamasını beklediği, istediği bir oyuncu belki kadroda olmayacak. O yüzden tabii biz içeride oyuncularımızın mevkilerle alakalı dağılımlarını, hangi mevkide yoğunluk var, hangi mevkiye ihtiyaç var, bunları gözeterek kadro yapmak zorunda kalıyoruz. Tabii ki zaman zaman arkadaşlarımız üzülecekler mutlaka. Kadroya giremeyen bir oyuncunun mutlu olması mümkün değil. Üzülecekler ama bunları kendileriyle paylaştık. Taraftarlarımızdan da tabii çok sevdikleri bir oyuncunun kadroda olmadığını ya da oynamadığını gördükleri zaman onlar da üzülecek ama sonuçta burada bir karar merciği var. Takımın başında biz varız. Takımla işte uykunun dışında belki de 18 saat içli dışlı olan, 18 saat takımı yaşayan insanlar olarak oyuncuların her halini, işte antrenmandaki fiziksel durumunu, psikolojik durumunu, özel hayatıyla alakalı genel durumlarını bilen biri olarak bu kararı biz veriyoruz. Dolayısıyla üzülebilirler, sıkılabilirler ama biz hiçbir zaman işte sosyal medyanın ya da yönlendirmesiyle, sosyal medyada işte oluşacak bir genel kanıyla, oradan gelecek baskıyla onların taleplerine cevap vermedik. Ya da işte belli bir kesimin görüşüyle kendi davranışlarımızı ya da kararlarımızı değiştirmedik. Burada inandığımız doğrular, belli parametreler var. Onların eşliğinde bir karar veriyoruz. Ha, bazen işte
her şey oturuyor. İşte maç içerisinde de oyuncu değişikliklerinde bir bakıyorsun, aldığın 5 tane oyuncu da hepsi de katkı sağlıyor. Bazı maçlarda bir bakıyorsun, hiçbiri katkı sağlayamıyor. Dolayısıyla bunlar çok tabii farklı değerlendirilmesi gereken durumlar. O yüzden buna herkesin alışık olması lazım. Bizler de, oyuncular da, sizler de, taraftarlar da, herkesin bu duruma alışık olması lazım. Yeni transferler de gelirse bu takımdan her hafta en az 6 kişi, eğer sakatlığı ya da başka zorunlu sebepler olmadığı sürece 6 kişi futbola ait sebeplerden dolayı kadroya giremeyecek. Hocam sizin de dediğiniz gibi az önce süreçte yani olumsuz bir yönde. Kısmen tabii ki. Hocam az önce Savićević'e soracaktım ben tekrar. Yüksek ateş dediniz ya, acaba Savićević de Covid mi diye aklıma gelmedi değil. Bunu sormak istedim hocam size. Yani biz bugün yapılan testin sonucunu bugün alırız. Öyle bir şey varsa da size bildiririz. İnşallah, İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam şunu sormak isterim. Bugün açıklanacak gerçi, inşallah ceza almazsınız da, yani sizi de tanıyoruz. Böyle direkt kırmızı kart görecek kadar bir evet, şey söyleyecek bir futbol adamı da değilsiniz ama neler yaşandı hocam? Yani orada tabii şöyle, ben arada tabii biz hocalar kendi oyuncularımıza da böyle çok fazla onları rencide etmeden de böyle hafif argo kelimeler kullanırız. Orada pozisyon icabı, yani yanlış pozisyon almalarından dolayı bir serzenişim oldu. Bu kesinlikle küfür değil tabii. Bunu hakem kendisine söylenmiş gibi algıladı. Kesinlikle ortada bir yanlış anlaşılma var. Dolayısıyla inşallah bir savunmamızı yapıyoruz. O yanlış anlaşılmanın da ben herhangi birine sıkıntı vermeden düzeltilmesini isteyeceğim. Hocam ben şey soracaktım. Sor Metin abi, sor. Bu testi pozitif çıkan oyunculara evde karantina döneminde herhangi bir çalışma programı veriliyor mu? Döndükten ne kadar sonra oynayabilme şansları var? Tabii testi pozitif çıkan oyuncularımızın biliyorsunuz 14 günlük bir karantina süreci var. Testleri iki defa negatif çıktıktan sonra oyuncularımıza bireysel olarak antrenman yaptırmaya başlıyoruz. O da bir... Hocam, bir haftalık bir süreci alıyor. Hocam milli arada hazırlık maçı yapmayı düşünüyor muyuz? Milli arada hazırlık maçı yapmayı şimdilik planlamadık. Çünkü bizim tam kadroyla beraber çok ciddi anlamda antrenman yapmaya ihtiyacımız var. Ama o süreçte biliyorsunuz ikincilikler ve üçüncülikler devam ediyor. Sadece Süper Lig ve birincilikte maçlar oynanmıyor. O yüzden yani bir daha tekrar değerlendireceğiz bakalım. Uygun bir fırsat olursa duruma göre bakacağız ama şu anda planımızda sadece antrenman var. Evet, ben başka sorunuz yoksa teşekkür ediyorum sizlere. Şöyle notlarıma da bir bakıyorum. Unuttuğumuz bir şey var mı? Yok. Her şeyi söylemişiz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Biz teşekkür ederiz hocam. Hocam biz de teşekkür ederiz. Pazar günü güzel bir mücadele. Kaliteli bir oyun. Beraberinde hepimizi mutlu edecek. Gelecek adına biraz daha umutlandıracak. Ve o milli takım arasını böyle keyifli geçirebilmenizi sağlayacak. Güzel bir sonuçla ayrılırız. Hedefimize böyle emin adımlarla devam ederiz. Taraftarlarımızın endişesi olmasın. Takımımız iyi yolda. Bir defa bunu bilsinler. Eksik oyuncularımızın da katılımıyla bu takım çok daha iyi olacak ve Allah'ın izniyle sezon sonunda da hepimizin hayali olan Süper Lig'e çıkacağız. Ha, bir de şunu söylemek istiyorum. Bugün biz tabii çok sevdiğimiz ve çok erken yaşta yitirdiğimiz, bizim için, Samspor için çok önemli, Samspor sevdalısı Batuhan kardeşimizin kabrini ziyarete gittik takım olarak. Çünkü ona bir söz vermiştik. Onun şahsında Samsunspor'u seven ve yüreğinde yaşayan ve ahirete intikal etmiş
Artı işte o ilim kazada hayatlarını kaybetmiş büyüklerimize de buradan tekrar saygılarımızı iletiyoruz. Ve biz bugün tabii iki duyguyu aynı anda yaşadık. Bir tarafta çok ünlendik orada Ataman'ın kabrinde ailesiyle onların işte üzüntülerini gördük. Biz de üzüldük. Ama diğer taraftan da şöyle bir mutluluk yaşadık. Biz Batuhan'a, oyuncularımızla beraber bir söz vermiştik. İnşallah şampiyon olacağız. Kupayı sana getireceğiz. Allah bize o sözü nasip etti ve o şekilde de o sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Orada kendisine ve tabii onun şahsında tüm Samsun sporlara ve yüreği Samsun spor sevgisiyle atmış ama Samsun sporun çok büyük başarılarını görememiş Samsun sporlara da bir söz verdik. İnşallah Mayıs ayında birincilik kupasını da yani Süper Lig'e çıkmış olarak birincilik kupasını da getireceğiz ve seni yattığın yerde mutlu edeceğiz diye bir söz verdik. Allah bize inşallah o sözümü de yerine getirmeyi nasip eder.